Bu dünyadan göçerek Türk ulusuna veda edeceklerin çocuklarına, kendinden sonra yaşayacaklara son sözü bu olmalıdır. Benim Türk ulusuna, Türk Cumhuriyeti'ne, Türklüğün geleceğine ilişkin ödevlerim bitmemiştir. Siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü yineleyiniz. Bu sözler bir kişinin değil, Türk ulusunun duygusunun belirtisidir. Bunu her Türk parola gibi kendinden sonrakilere durmadan yinelemekle son nefesini verecektir. Her Türk insanının son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceğini, onun sonsuz olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. Savaşın acımasız ve karanlık günlerinde Anadolu, kulaklarını bu topraklara tıkamış İstanbul ve dünyaya karşı vazgeçmeden haykırıyordu. Bağımsızlık ya da ölüm. Kurtuluş mücadelesi ruhu, yurdunu düşünen ve seven, genç, dirençli gazeteci kuşağını derinden etkilemektedir. Gözleri buğulu bir kadın, bir akşamüstü, yüreği coşkun bir adama şöyle der. Bir haber ajansınız olmalı. Mustafa Kemal'in de isteği budur. 1920'li yılları tekrar gözden geçirirsek, o yılların Türkiye Cumhuriyeti'nde çok ilginç olarak iletişim politikalarında devletin var olduğu, hükümetlerin var olduğu ama bunun yanı sıra gazetecilerin belli bir özellik içinde çalışma hakkının ve olasılığında olduğu bir ortam olarak algılamak çok mümkündür. Bunun çarpıcı bir örneğiyle Mustafa Kemal'in Halide Adıva söylediği sözlerdir. Anadolu Ajansı'nın ilk kurulduğu günlerde çalışma yöntemi konusunda kendisinden nasıl bir şey beklediği sorulduğunda Mustafa Kemal, hocam arada sırada görüşür ve genel politikalar konusunda fikir alışverişi yaparız ama her gün yapacağınız haberler konusu bizi ilgilendirmez diyecek kadar da iletişim araçları da siyasal iktidarın arasına kabul edilebilir bir profesyonel anlayışa saygı gösteren bir mesafe koyacaktır. Yunan ordusu kocaman bir canavar gibi Ankara'ya yaklaşmış görünüyordu. Buna paralel olarak Sakarya'nın doğusunda Türk ordusu da kıvrılarak bu canavarın Ankara'yı yutmasına engel olmaya çalışıyordu. Siyah canavar o kadar kocamandı ki insana umutsuzluk veriyordu. Bir küçük Anadolu tren istasyonunda ismi koyulan Anadolu Ajansı, Türk'ün bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyurmak için işe girişti. Yabancı haber ajanslarına güvenmeyen Mustafa Kemal, Osmanlı Bankası'ndan bulduğu bir daktilo makinesi ve bir şapiyografla Halide Onbaşı'yı görevlendirir. O zaman Anadolu Ajansı çok mütevazı bir kuruluştu. Hatta hatırlıyorum 933'te, yani Cumhuriyet'in 10. yılında, o zaman PKK'de bulunmayan büyük radyolardan birisi geldiği zaman Anadolu Ajansı'na haber almak için. Yani tasavvur edin, başka araç, iletişim aracı yok memlekette. Radyoyu dinleyeceksiniz yabancı kaynaklardan, onları Türkçe'ye çevireceksiniz ve gazetelere done, malzeme, doküman olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde 1920'lerden bu yana Türkiye'de yaşayan insanların hem ülkelerinde olup biteni hem dünyada olup biteni öğrenmelerinde en önemli kaynaklardan bir tanesi Anadolu Ajansı oldu ve bu önemini hep korudu. Amaç çok açık seçik, netti. Anadolu hareketinden dünyaya, Türkiye'ye haber vermek, insanları bilgilendirmek, artı dünyada olup biten, hem ülkede hem dış dünyada olup bitenleri ülkeye yaymak.
Tabii o günün koşullarında teknik olanaklar son derece sınırlıydı. Ajansın yaydığı bültenleri yayacak, onu insanın okumasına izin verecek gazete sayısı da çok azdı. Ama ajans bültenleri telgraf kanalıyla etrafı Anadolu'ya yayıldıkça bunlar mümkün olan yerlere asılıp herkesin okumasına da yardım edecek bir süreç içinde dağıtılmaya başlandı. 6 Nisan 1920 tarihinde yoksul ama dirençli Ankara'dan ilk beyanatı yayınlanır Mustafa Kemal'in. Kalpgahı İslam olan Merkezi Saltanat-ı Osmaniye'nin düşman eline geçmesi ve bütün millet ve vatanımızın en büyük tehlikeye maruz kalması neticesi olarak bütün Rumeli ve Anadolu'nun giriştiği milli ve mukaddes mücahede esnasında efrad-ı ümmetin dahili ve harici en sahih havadis ile tenviri ihtiyacı mübremi nazarı dikkat ve ehemmiyete alınmış ve bin netice burada en selahiyet dar zevattan mürekkep bir heyet-i mahsusa idaresinde ve Anadolu Ajansı ünvanı altında bir müessese vücuda getirilmiştir. 6 Nisan tarihli bu beyanat, o günün koşulları altında ancak 8 Nisan'da yerine ulaşmıştır. Ajans, milli mücadele günlerinde üzerine aldığı görevi son derece başarıyla götürmüştür. Anadolu Ajansı o zaman 9-10 kişilik bir kadro. İyi hatırlıyorum, başlarında da rahmetli Muvaffak Menemenci vardı, Numan Menemenci'nin abisi. Elimize geçen haberlere adeta takaz yapardık hakimiyeti Milliye ve Anadolu Ajansı için. 1925'te Türkiye'de ticaret yasası yoktur. Ticaret yasasının olmadığı bir ortamda son derece ilginç bir statüde bir Anadolu Ajansı anonim şirketi kurulacaktır. Bunun bizim için önemi şurada da kendini gösterir. Anadolu Ajansı'nın statüsü ajans hisselerinin, yani o zaman 2000 hisseli ve 20 bin liralı bir anonim şirket olmuştur ajans, şirket hisselerinin yarısının çalışanlara ve özel kişilere tahsisini öngörür. 2000 hissenin 1000 hissesi Dışişleri Bakanı'nın adına kaydedilir. O zaman Tevfik Üçlü Aras'tır. Kalan 1000 hissede bazı milletvekillerine, büyükelçilere ve ajansta çalışan, değişik görevlerde çalışan insanlara dağıtılır. Devletin Dışişleri Bakanı kanalıyla 1000 hisseye sahip olmasına rağmen yönetimde çoğunluğa sahip değildir. Nasıl sahip değildir? Çünkü ajansın organını, yöneticisini seçen genel kurulunda kim ne kadar hisseye sahip olursa olsun 10 oydan fazla kimsenin oy hakkı yoktur. Mustafa Kemal Anadolu Ajansı'nı 1925 yılında özerk bir statüye getirmiştir. İşte ilginç olan ve akıllarda kalması gereken bu nokta budur. Çünkü o tarihlerde yeryüzünde de başka ülkelerde de bu tür parasını devletten alan, devlet tarafından kurulmuş, hükümetinle birlikte çalışan bir haber ajansının böyle bir modeli yoktur. Türkiye'de radyo yayıncılığı da anonim şirket eliyle başlatılmıştır. Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi 1927 radyo yayınını başlatırken yine özel yapıdadır. Sermayesine devletin de katkısı vardır. Fakat yönetimi doğrudan devlete bağlı olmayan bir yapıya sahipti. Mustafa Kemal çocukları çok severdi. Ömrünün son yıllarına kadar hep çocukların bu ülke için ne kadar önemli olduğundan çeşitli fırsatlarda söz ederdi. Çocuk, onun için mutlaka korunması ve iyi bakılması gereken bir varlıktı. Savaşın içinden gelen Mustafa Kemal, bu topraklar için canını vermekten kaçınmayan insanların tek başına kalmış çocuklarını başıboş bırakamazdı. O, 7'den 70'e herkesin atasıdır. Ama en çok çocukların. Himaye-i Etfal Çocuk Esirgeme Kurumu adı altında tekrar soluk alıp vermeye başlar genç cumhuriyette. Himaye-i Etfal çocuk, himaye koruma. Onun da başında çok değerli bir insan vardı. Doktor Fuat Umay. Fuat Bey'i bir gün ziyarete gidiyor Çocuk Esirgeme Kurumu'na, yani Himaye-i Etfal'e. Çok bir espri içinde diyor ki, ben diyor bu ilkokullara giden çocuklara sordum, bu Himaye-i Etfal'den bir şey anlamıyorlar diyor. Mala çıkartamıyorlar. Acaba biz bunu çocukların adını koysak diyor.
Onlar diyor esirgemeye layık varlıklarımız. Esirgemek lazım yardımdan evvel diyor. Çocuk esirgeme kurumu öylece konuluyor. 1921 yılının Haziran ayında öksüz çocuklar sıcak birer yatak ve bir tas sıcak çorbanın düşüğüyle yatağa girmediler bir gece. Ağladıkları zaman kime sarılacakları konusunda endişeye düşmediler ertesi gün uyandıklarında. Artık onların da Mustafa Kemal isminde bir babaları vardı. Gelecek şimdi onlar için de ışıl ışıldı. Atatürk 16 Şubat 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti'ni kurduğunda yurdun her karış toprağında şubeler oluşturdu. Bu şubeler halktan topladığı yardımlarla uçak aldı. Tam 351 uçak. 1925'ten 1935'e kadar. Bitmeyecek misyonun bizde, sana inanan yüreklerde, Atatürk'e sevgiyle. Gelecekte seninle el ele, birlikte binlerce milletim göklerde. Bana dünyada bir devlet adamı, bir asker, bir mucit gösteriniz ki 927'de istikbal göklerdedir demiş olsun. Onu dedi. 1925'te yani Cumhuriyet'in ilanı bir yıl dört ay sonra Ulu Önder Atatürk'ün direktifleriyle kuruldu. Bugün biliyorsun tarım alanında bile hizmet ediyor. Havacılık Mustafa Kemal'in çok önem verdiği unsurlardan biriydi. Gençlerle yaptığı sohbetlerde onlara havacı olmaları konusunda tavsiyelerde bulunurdu. Manevi çocuklarından bir tanesinin ilk kadın havacımız olması bunun en iyi örneğidir. Atatürk'ün yanında oturuyorum. O bana döndü şöyle. Görüyorum çok ilgileniyorsun. Acaba sen bunu yapabilir misin Gökçen dedi. Yaparım dedim ben de. Ve o gün işte beni Atatürk havacılığa başlattı. Havacılığın ne kadar mühim araç ve gereç olduğunu gelecekte görmüş. Daha 1911'lerde daha bunu Atatürk düşünmüş. Bilayro hep bunları anlatırdı. Türk Hava Kurumu bugün gelir kaynaklarındaki boşluklara rağmen hala bir cumhuriyet kurumu olarak yıllara, insanlara inat dimdik ayakta durmaktadır. Daha nice uzun yıllarda ulusunu seven yetenekli havacılar yetiştirmeye devam edecektir. Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş öyküsünü Afet Hanım anılarında şöyle anlatır. 1928 yılında İstanbul'da Fransız Mektebi'nde okuduğum derslerin arasında resimlerle de gösterildikten sonra Türk ırkının sarı ırka mensup olduğu ve ikinci derecede addedildiği yazılıydı. Afet Hanım o günlerin ulusal ülküsünü iyi kavramış insanlardandı. Bu metni derhal Mustafa Kemal'e gösterir. Mustafa Kemal'in tepkisi son derece açık ve net olur. Hayır, bu böyle olamaz. Bunların üzerinde meşgul olalım. Ondan sonra tarih çalışmaları başlıyor. Kitaplar getirtiliyor bütün dünyadan. Bu çalışmaların sonunda Afet İnan Türk Ocakları'nın 6. kurultayında Aksaray delegesi olarak katıldığında Atatürk diyor ki sen bir öneri sunmayacak mısın bu kurultaya? Onun üzerine Afet İnan kadın hakları üzerinde konuşmayı yeğliyorsa da Atatürk'ün emriyle bu tarih tetkikleri sonucu olan bir öneri veriyorlar. Ve böylece Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti adı altında ilk defa tarih kurumu kuruluyor. Bu kurumun özgür bir şekilde çalışmasını ve hangi bir şekilde politikadan zarar görmemesine dikkat ediyor. Ve bizim biraz yerden üyeler seçti ve tarih kurumu kurdu. Evvela 14 üyesi var.
Fakat sonra 41 üyeye çıkıyor. Bir mektup daha var elimde. Mektubunuza haşiyedir diye başlıyor. Son sayfasında tarih kurumunun girişinde hemen gördüğümüz şu yazılar var. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Siz buna razı mısınız? Diye Gazi Mustafa Kemal imzalı bir mektup. 1937'de başlıyor. Belleten adlı bir dergi yayınlanmaya başlıyor. Bunun yayın yönetmeni Türk Tarih Kurumu'nun başından beri sekreterliğini yapmış olan, sonra da son görev genel müdürlüğü olan Ulu İyidemir. Ulu İyidemir bunu son derece muntazam bir şekilde ve her 3 ayda bir çıkarıyor. Yayınlanıyor bu dergi. Ve beynelmiler bir dergi. Yalnız Türkiye'de değil, Avrupa'da, Amerika'da da tanınan bir dergi. Anayasada yapılan değişiklikle tarih ve dil kurumları bugünkü şekline getirildi. Şimdi bu arada Belleten'den söz etmek istiyorum. Devamlı her 3 ayda bir, çok muntazam 37'den beri çıkmakta olan Belleten çıkamamaya başladı. Sanıyorum bir 6 ay falan çıkmadı. Ondan sonra tekrar devam edildi. Yalnız şunu da çok iyi biliyorum ki 93 senesinin Belleten'i gene çıkamadı. Ancak 94'te 93 senesinin Belletenlerini çıkarmaya başladı Türk Tarih Kurumu. Bu dünya görüşü bilim bakımından İnönü devrinde çok güzel yaşadı. Sonraki devirlerde zarar görmeden devam edebildi. Fakat 1983'te 12 Eylül darbesiyle bu tarih kurumunun çalışmaları hızını ve hüviyetini kaybetti. Atatürk devrinde tarih kurumları seçiliyor. Ve İnönü devrinde seçiliyor. Şemsettin Güneratay dahil hepimiz aldığımız reyle bu iş başına geliyorduk. Ben aynı reylerle 12 yıl genel sekreterlik yaptım. Ve o tarihte her şeyimiz her konuda özgür bir müessesiydi. Bilim ancak özgürlükle ve özellikle rekabetle gelişir. Şu anda bilim adamlarının eline geçtiği halde tarih kurumu eski hüviyetini yitirmiştir. Çünkü bir kere parası kalmamış. O Atatürk'ün İş Bankası'nın parası ortadan kalktı. Devletin yardımı var. İkincisi, bir kişi, iki kişi tarafından idare ediyor. Bir vakit komisyonlar var ama başkan atanıyor, seçilmiyor. Bu konuda devlet büyüklerine bir temennini arz etmek istiyorum. Çok mühim problemlerle meşguller, onu biliyoruz ama bu problem de çok önemlidir. Lütfen bir komisyon kursunlar ve Türk Tarih Kurumu'nun 1935'ten 1983'e kadar olan çalışmalarını ve son 10 sene içindeki çalışmalarını bir arada mütalaa etsinler ve durumun ne olduğunu onlar da görsünler. Aksi takdirde bu yapılmış imar devam edecekti ve Türk bilimi bu yüzden büyük kayıplara girecekti. Teşekkür ederim. Niçin dilde tarih? Çünkü dil bir yalnız kişisel anlatım, kişisel duygu, düşünce ve isteklerin anlatılması için değil, bilgilenmek için, kültürlenmek için, dayanışmak için ve el birliğiyle iş verebilmek için Tanrı'nın verdiği ama o dizgesel doğrultuda insanın yaşam boyu sürdürebileceği bir araç, bir etkinlik. Niçin tarih? Çünkü tarih bir anı değildir. Tarih bir dayanışmadır. Birlikte iş görme, bilme, bulmanın olanağı. Toplumun yeni kurulan ulusal devletin ulusal kimliğe ulaşması, tarihine, dinine sahip çıkması açısından önemli bir kurumlaşmadır. Tarih kurumu çalışmaları sırasında ortaya önemli bir problem çıktı. Tarihini yazmaya çalışan Türk milletinin dil açısından büyük sıkıntıları vardı. Yabancı kelimelere karşılık bulmak zorlaşıyor, durumu gören Mustafa Kemal hemen bir çare bulunması gerektiğini söylüyordu. Köşk'te bir toplantı sırasında yanına çağırdığı Ruşen Eşref'e dil işlemi de düşünecek zaman gelmiştir, ne dersiniz diye başlayan bir konuşmada
konuyla ilgili bir kurum kurulması hakkındaki görüşünü de belli etmiştir. Neredeyse hemen o gece çalışmalar başlatılır. Tahtaya beni kaldırdı. Ve filozofi kelimesini açıklayacaksın dedi. Kaynaklara bakalım dedi. Kaynaklara bakıldı. Filozof kelimesi Yunanca. Filo kelimesi Yunanca. Sofi kelimesi menşei, meçhul diye kayıtlara geçmiş. Orijin enkonü diye kayıtlarda var. Görüyorsunuz dedi. Bu hangi meselede menşei, meçhul bilinmiyor denirse dedi, orada Türkler var dedi. Bir çeşit ikiz kurumlar olarak kabul edilebilecek olan dil ve tarih kurumları Mustafa Kemal için büyük önem taşıyordu. Milletine bir çeşit borç ödemeydi bu onun için. Bu düşkünlüğünü vasiyetnamesinde de belirtmiş ve her sene belli bir miktarın kurumlara verilmesini istemiştir. Bu miktar, kurumların hiç kimseden ve hiçbir şeyden etkilenmeden çalışmalarını yürütebilmeleri için gereklidir. Türk tarih ve dil kurumlarının Türk ulusal varlığını aydınlatan çok değerli ve önemli birer bilim kurumuna dönüştüğünü görmek hepimizi sevindirici bir olaydır. İstese tek başına büyük yetkilere sahip olan bir cumhurbaşkanı olarak tek partili dönemde isteseydi Atatürk, Türk Dil Kurumu yerine bir dil akademisi, Türk Tarih Kurumu yerine bir tarih akademisi kurdurabilirdi veya devlet bunları kurabilirdi. Oysa Atatürk bu iki kurumu, Türk Dil ve Tarih Kurumlarını kendi parasıyla ve bağımsız kurumlar olarak kurdu. O değişen iktidarlar sürecinde Türk Dil ve Tarih Kurumlarının temel amaçlarından saptırılmasını önlemek için bu iki kurumu bağımsız kuruluşlar olarak kurdu. Atatürk'ün kurmuş olduğu bu kurumu onun vasiyetine aykırı olarak bir yasayla kapattılar ve başbakanlığa bağlı bir devlet haline dönüştüler. Dil kurumunun müze olarak kullanılması gereken ilk faaliyet binası şimdi yıkılmış bulunuyor. Her iki kurumda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altında yeni bir oluşum içinde birleştirildi. İttihat ve Terakki ile ilgisi siyasal olmamakla beraber, aydınlar ve toplum üzerinde derin izler bırakan Türk ocakları çok değerli bir aydın kesim yetiştirmiştir. Cumhuriyet döneminde de faaliyetini bir süre götüren ocaklar, 19 Şubat 1932 tarihinde kapatılmış ve yerini halk evleri almıştır. Halk evleri, Türk ocaklarının sadece aydın kesime özgü misyonuna karşı bir görüşle kurulmuşlardır. Bilim, heykel, müzik, edebiyat ve resim adına ne varsa halk için olmalıdır. 1932'de yurt çapında kurulmaya ve yayılmaya başlandı halk evleri. Amacı Atatürk ilkelerinin biçimlendiği altı oku uygulayan bir gençlik yaratmaktı. Nasıl bir gençlik? Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, laik, devrimci ve devletçi bir gençlik. Halk evleri 1950 yılında Türkiye çapında 63 ilde ve kimi ilçelerde çoğunun binası kendinin olan 478 halk evi ve 4332 halk odası ile var oldu. Bu çok önemli bir rakamdır ve halk evlerinin 330'unda kitaplık vardı. Halk evleri bir emirle ve bir yasayla, 5830 sayılı yasayla kapatılıverdi 1951'de. Sonra 1963 yılında benim de içinde bulunduğum halk evleri yeniden yaşama geçti. Bütün kollarıyla. Ve ikinci bir aydınlanma dönemi diyebilirim buna. Atatürk'ün aydınlanma döneminin devamı diyebilirim. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra halk evleri bu darbeden payına düşeni aldı. Bir daha kapandı. Şimdi halk evleri açıktır. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Ben duymadım. Bana göre ha var ha yoktur. Adı var, kendi yoktur. Efendiler, bugüne değin elde ettiğimiz başarılar bize ancak ilerleme ve uygarlığa doğru bir yol açmıştır. Yoksa ilerlemede ve uygarlıkta hedefe ulaştırmış değildir. Bize ve torunlarımıza düşen görev, bu yol üzerinde hiç şaşkınlaşmadan yürümektir.
Thank you.